Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir ot olan kaldırek kavurması yapacağız. Daha önce yediniz mi bilmiyorum ama tadanlarınız mutlaka biliyordur ne kadar lezzetli olduğunu. Eğer daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet bu lezzetli otun birçok ismi var fakat ben yıllardır kaldrek olarak biliyorum ve o şekilde yapıyorum. İsimlerinden bir tanesi de çiçekli mancar zannedersem bu mevsimde pazarlarda rahatlıkla bulabilirsiniz. Eğer daha önce yemediyseniz kesinlikle bir kez alıp denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli. Benim 1 kilo kadar kaldıreğim var. Şimdi kaldıreklerimi ayıklıyorum ve doğruyorum. Gördüğünüz gibi kök kısımlarındaki siyahlıkları aldım. Beyaz bir hale getirdikten sonra ıspanak doğrar gibi çok küçük olmayacak şekilde doğruyorum. Bir kez daha gösteriyorum. Uç kısmını kestim ve kökünün kenarlarındaki siyah kısımlarını bıçakla temizliyorum. Bence en lezzetli bölümü kök kısmı. Kesinlikle köklerini atmanızı tavsiye etmiyorum. Mutlaka kullanmalısınız bence. Evet kenarlarındaki siyahlıkları temizledikten sonra yapraklarını ve çiçeklerini kesinlikle atmadan çok küçük olmayacak şekilde doğruyorum ve tüm kaldır eklerimi aynı şekilde ayıklayıp doğramaya devam ediyorum. Tüm kaldır eklerimi aynı şekilde ayıklayarak doğradım. Ayıklarken ellerinizi karartabileceği için eldiven kullanarak yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi ben kaldır eklerimi bol suya koyuyorum ve temiz suyu çıkana kadar suyunu değiştirerek güzelce yıkıyorum. Dilerseniz sirkeli suda da bekleterek bu işlemi yapabilirsiniz. Tüm kaldır eklerimi güzelce yıkadım. Büyükçe bir tencerede içine bir miktar tuz koyarak suyumu kaynattım ve kaldır eklerimi içine koyuyorum. Kök kısımları yumuşayana kadar bu şekilde kaynatıyorum. Yaklaşık 10-15 dakika kadar kaynattım. Elimle kök kısımlarını kontrol ettim ve gayet güzel yumuşamış. Artık ocaktan alıp kevgirime döküp sularını süzebilirim. Kaldıreklerimiz süzülüp soğurken bir tencereye 3 adet yemeklik soğanı küp küp doğradım ve üzerine yaklaşık 1 çay bardağı kadar sıvı yağımı aldım ve soğanlarım yumuşayana kadar kavrulmaya bırakıyorum. Soğanlarım yumuşadılar. Bu aşamada içerisine 3-4 diş küçük küçük doğramış olduğum sarımsağımı ilave ediyorum. Bol sarımsaklı ve soğanlı gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet sarımsaklarımı da ilave ettikten sonra 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı ilave ediyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Tereyağım eridi. Tereyağı ile beraber de soğanlarım güzelce kavruldu. Bu arada kaldır eklerimin suyu da gayet güzel süzülmüş oldu. Eğer fazla suları kalmış olursa elinizde sıkabilirsiniz. Şimdi kaldır eklerimi de soğanlarımın üzerine ilave ettim. Tuzunu da göz kararı ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Sürekli karıştırarak bu şekilde bir 5-6 dakika kavuruyorum. Kaldireklerimi soğanlarımla beraber güzelce karışana kadar bu şekilde gördüğünüz gibi birkaç dakika kavurdum. Kenarda 3 adet yumurtamı bir kasede iyice çırpmıştım. Yumurta miktarını daha fazla seviyorsanız 4 veya 5 tane de kırabilirsiniz. 1 kilo kadar kaldireğe 3 tane yumurta ideal olacaktır bence. Evet çırpmış olduğum yumurtalarımı da ilave ettim. E, bu arada ben sadece tuz kullandım. Kaldırekte baharatı fazla sevmediğim için. Fakat siz karabiber ve pul biber de ilave edebilirsiniz. Evet yumurtalarımı ilave ettim. Ettim. Bu şekilde sürekli karıştırıyorum ve yumurtalarım da piştiğinde yemeğim hazır sayılır. Yumurtalarım iyice pişene kadar bu şekilde karıştırarak pişirdim ve artık yumurtalarım pişti, yemeğimin altını kapatabilirim. Evet yumurtalı kaldırek kavurmamız servise hazır. Tabağıma aldım. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine yoğurt gezdiriyorum. Yoğurtlu ya da yoğurtsuz her haliyle gerçekten çok lezzetli. Eğer daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer yediyseniz de ne kadar lezzetli olduğunu biliyorsunuzdur zaten. Bugünlük de benden bu kadar. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmeyin lütfen. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.